Yapılan açıklama böyleydi. İki lider bir araya geldi. Dediğimiz gibi aslında planlanandan çok daha uzun sürdü o toplantı. Kameralar karşısında yüzler gülüyordu. Peki o liderlerin, yani Başkan Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın o görüşmede vücut dili neler söylüyordu? Gelin haberde birlikte detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanımız gerçekten de özellikle bu tarz zirvelerde ülke temsilinde beden dilini oldukça profesyonel. Vermek istediği mesaj neyse ona göre kararlı kullanıyor beden dilini. Kendinden emin bir duruşu sergiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik görüşme G20 kapsamında Roma'da gerçekleşti. 1 saat 5 dakika süren zirveden geriye bu görüntüler kaldı. Peki görüşme öncesi ve sırasında kaydedilen görüntülerde liderlerin vücut dili ne anlatıyor? Manuel bir gülümseme, yani içten ve samimi bir gülümsemeden uzak, tamamen nezaket gülüşü de diye adlandırabileceğimiz bir gülümseme sergiliyorlar. Görüşme başlamadan önce iki liderin ayakta kameraların önünde verdiği bu poz önemli. Öncelikle dikkat ederseniz liderler 45 derecelik açıda bir duruş sergilediler kamera karşısında. Bu 45 derecelik duruş aslında uzlaşma için orada olduklarının göstergesidir. 45 derecelik açının yanı sıra dikkat ederseniz burada parmaklar da bize aslında mesajlar verir. Baş parmak egonun işaretiyken işaret parmağı uzlaşma arzusunda olduğunun, daha fazla uzlaşma arzusunun olduğunun göstergesidir. Ve görüşmenin gerçekleştiği andan paylaşılan o kareler. Sohbet ağırlıklı görüşmelerde yuvarlak masa tercih edilirken genellikle sonuç odaklı ve protokolsel bir görüşmede köşe kenarlı kare veya dikdörtgen masalar tercih edilir. Kararlı, kontrollü, bir rahat bir duruş sergilerken Cumhurbaşkanımız, Biden ise elini defterin üzerine ya da dosyanın üzerine koyması, bu görüşme için çalışmalarımı yaptım, hazırım mesajını veriyor ama elbette ki bir tedirginlik söz konusu Biden için. Cumhurbaşkanımız evet rahat, ancak o da temkinli bir duruş sergiliyor.